Evet arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi 40 akır tahtalarımızı aldık. Tamamen çam. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar, totalde buranın hepsi 180 liraya mal oldu. Şöyle ufak bir gösteriş yapayım, gösterim yapayım. Şurada vidalarım var. Vidalar. Efendime söyleyeyim. Şöyle poşetimizi açalım. L köşe bentlerimiz var, olmazsa olmaz. L köşe bentler, çiviler filan derken şu çivi, L köşe bentler, dübel, kol. Efendime söyleyeyim şöyle. Nerede o? Kapı kilidi filan derken arkadaşlar, bunlar da 40 lira tuttu komple. Çivi filan bütün. Umarım daha da gerekmez. Şöyle göstertelim. Bunlar da öyle tuttu yani arkadaşlar. Dediğim gibi. Ama kaliteli mi? Kaliteli arkadaşlar. Birinci sınıf malzeme. Çam ağacından %100 güzel. Daha yaş. Bakalım arkadaşlar. Herkes kuş, her şey kuşlar için. Bakalım nasıl görünecek. Evet arkadaşlar. Şu 10 tane. Onların boyunu söyleyeyim. 2 elli arkadaşlar. Şu 4 tane. Gördüğünüz gibi 4 tane. 2 metre. Gördüğünüz gibi 4'e 4. Sapa sağlam, tertemiz. İşçilik filan. Şurada 2, 4, 6, 8 tane de üçlük var arkadaşlar. Gerisinin hepsi 4 tane ikilik var. Gerisinin hepsi 1,5'luk basamak olacak arkadaşlar bunlarda. Bakalım arkadaşlar, güzel bir şeyler çıkacak gibi duruyor. Bayağı da fazla sipariş ettik bilerek. Bakalım nasıl olacak. Şunu göstermek için böyle dizdik sizler için. İnşallah güzel bir şeyler çıkar arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak videoyu beğenip abone olursanız, kanalıma abone değilseniz sevinirim arkadaşlar. Ben YouTube'a video çekmek için yani çırpınıyorum. Bir beğeni, bir abone olmak parayla falan değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım ne olacak. 70 olacak böyle. 180 de olabilir yani. 2 metreye yakın. Yükseklik de arkadaşlar zaten 2 metre. Bayağı alan olacak yani arkadaşlar. Buradaydı kafeslerimiz hatırlarsanız. Buradan şimdi buraya aldık şimdilik. Üretim kafeslerine geçince yerli kuşlarımızı alıp salmamızı atacağız arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın arkadaşlar. Ben sizin için video çekiyorum. O kadar emek verip uğraşıyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Görelim nasıl bir şey olacak. Yorgunum yani, bu acının Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi alt kısmı tamamlar, duvara montajını yapıyoruz. Ara bölmeleri kaldı sadece. Basamak sistemi kaldı, ara bölmeleri kaldı. Yani anlayacağımız fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapı girişimiz, alt tavanımız, her şeyimiz oldu. Bakalım. Alayan kıymetli oğlu, kuzenim olur kendisi. O da sağ olsun geldi, yardım edeyim dedi. Beni aradı sabahın köründü. Ta Karaçay'dan buraya geldi, bilenler bilir. Arkadaşlar, salmamız şu an 10 numara gidiyor. Köşe bentlerimizi atıyoruz titizlikle. Gördüğünüz gibi vida atsak bile köşe bent de atıyoruz ki sağlam olsun işimiz. Düzen açısından düzen de önemli. Şuraya da gördüğünüz gibi plastik köşe bentler attık. Ya arkadaşlar, ne kadar sağlam o kadar iyi bizim için. Görelim en son nasıl bir şey çıkacak. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Bürünmüş hali, bölünmüş ailem, gömülmüş hani. Yansıyor dışarıya sesimden halim. Sokakta yalnız, bir çukura düşmüşüm, eksiğim. Önüme koyar bu çerçeve eski. Kaybediyorum ama dert değil. Haddinden dolu yorgunum. Evimin içindeki camlara kırgınım. Acı dolu yüreğim vurgunum. Sanki bütün odalar üzerime geliyor. Sessiz bir gemide durgunum. Beni bekleyen limanlar aklıma geliyor. Çok dönüyor dünya, durdurun. Aklıma kaybettiklerim geliyor bir şey.
Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi tellerimizi çektik. En kaliteli birinci sınıf teli aldık. Tellerimizin maliyeti de 200 lira arkadaşlar. En son toplam bir maliyeti zaten size de göstereceğim. Gördüğünüz gibi kapımızı falan da yaptık, kapımızın her tarafında. Kapımızı falan da yaptık. Bakalım nasıl bir şekil alacak. En altı da yapacağız. Videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizler için ben video çekip babalarla uğraşıyorum. Eksik. Bir şeyler eksik. Bulamıyorum yine neden eksik. Aklıma hapsettiklerim geliyor. Bir şeyler eksik. Ya da bir şeyler eskidi. Kendime soruyorum kim niye eskidi. Aklıma mahvettiklerim geliyor. Yorgunum yani. Maalesef beni de tavlar kim. Kim birinin yerine ağlar ki. Aklıma düştüğüm anlar geliyor. Beni bile tavlarkin hatırla öyle dağlar ki. Hatırla öyle yollar ki. Aklıma öldüğüm günler geliyor. Artık size kanmam. Hepinizden tiksiniyorum. Ayrıca elimde kan var. Bu çukur beni tam dibe çekiyor. Kurtarabilecek yok mu ahali. Ses ver tükeniyor. Evet Alihan kardeşim eline sağlık diyorum. Lan kapısını yapmayı unuttun. Kapıyı içeriden aldı abi, nasıl alacağız? Lan kapıyı içeriden aldı oğlum, nasıl girip alacağız? Ben evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapımız içeride, zaten altta yerimiz var, oradan geçip burayı da keseceğiz ve kapının şeklini çıkartacağız. Şu an muazzam görünüyor. Sesler bakıyor mahalli. Bu durumdan utanın bari. Artık size kanmam. Hepinizden tiksiniyorum. Ayrıca elimde kan var. Bu çukur beni tam dibe çekiyor. Kurtarabilecek yok mu ahali. Ses ver tükeniyor halim. Telefonu da buraya koymuş, videoda daha çek. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bayağı işlemlerimizi tamamladık gördüğünüz gibi. Kapıyı elimize açıyoruz şimdi. Ya Allah'ım. Sesten bakıyor mahalli. Bu durumda unutanın bari. Bir çölde yağmura denkti hüznüm. Çabala çabala yine yok ki düzlük. Çabala çabala en dibe düştük. Yaşıyoruz sanıyorsun çoktan öldük. Yaşamak için fazla can atmayacağım. Hayat seni de vurup kanatmayacak. Bir kez daha yönümü karartma çünkü. Gözlerime güneşi aratmayacağım. Paramparça içim için aslı. Gülüyorsan eğer ki yükün azdır. Fakat halimi sormayın, konuşamam artık. Sert bakan yiğidin sözü azdır. Bitmiyor kanlı mesaim. Ölüm artık yaşamdan dahil. Bilirim inancınız kalmadı bir şeye. Aşkıma şahit bu sahil. Çok üzgün halde bıkanlar var. Sorma, kalbi yananlar oldu. Çok savaştım elde kanlarla. Sorma. Vallahi bayağı yoruldum. Zeminimiz hazır. Pencerelerimizi de yapacağız. Basamakları yapacağız. Artık yuvarlakları bugün ne yaparız? Daha sonra ne yaparız? Bilemiyoruz. İnşallah güzel bir şey olacak ama bayağı da güzel oldu. Bayağı da müdahale ederek burayı da kapatacağız zaten bildiğiniz gibi. Basamakları yapacağız. Yuvarlakları asacak bir sistem yapacağız. Görelim nasıl bir şey çıkacak ortaya. Merak halinde bekliyor. Evet arkadaşlar, çerçevemizi koyduk. Elektrik gittiği için biraz yarım kalıyor. Gördüğünüz gibi basamaklar düzdük. Yuvarlakları bu şekilde koymayı düşünüyoruz. Bakalım, belki değiştirebiliriz. Tam net bir şey yok. Gördüğünüz gibi ama çoğu bitti. Kapımız da dahil. Kapımız biraz zor kapanıyor ama zor kapanması bence daha iyi. Şu şekilde bir sürgü yaptık kapımıza. Şöyle çekelim. Kapandı. Gördüğünüz gibi daha yapılacak ufak tefek şeyler var. Tekrar diyorum. Arkadaşlar burayı 10 numara bir yere çevireceğim. Göreceksiniz zaten. Süper bir şey olacak. Az bir şey de ses yapıyor, değiyor. Kapıyı tam ayarlayamadık açıkçası. Buraya da bir tıkat daha tel yapacağım ki dışarıdan gelenlere bir şey olmasın. Buraya da yuvarlıklar dizilecek. Bakalım nasıl olacak. Görelim hep beraber. Evet arkadaşlar, bayağı bitirdik sayılır. Şunu yanlış anlamayın, bu rafımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, basamaklarımız, yuvalımız orada. Bir kat daha yapılacak, bir kat daha yapılacak. 10 numara bir yer çıkacak. Altına muşamba koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, bura iki raflı. Mesela bir raf böyle. Durun göstertelim. Bir raf böyle olacak. Bir raf bu şekilde. Raf şeklinde yani arkadaşlar, 10 numara oldu, açık konuşayım yani.
Ya arkadaşlar ben bu kadar iyi beklemiyordum. Komple buraları dizeceğiz. Komple mesela örnek veriyorum. Şöyle dolduğunu düşünün. Şurası zaten basamak. Ya arkadaşlar kamerada nedense tam çekim yapamıyorum. Ama yani gelip görseniz şöyle koyalım bunu mesela. Böyle yuvarlıkların olduğunu farz edin. Şöyle. Bakın nasıl 10 numara arkadaşlar. Şöyle dıştan da göstermek istiyorum. Kapımız bu şekilde. Bakalım nasıl olacak en sonunda. Evet arkadaşlar şimdi kafasımızı müslümler yapmadan döküyor. Şöyle dökelim. Mezarlar doldu, bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik. Bulamıyorum yine neden eksik. Aklıma hapsettiklerim geliyor. Bir şeyler eksik. Ya da bir şeyler eskidi. Kendime soruyorum kim niye eskidi. Aklıma mahvettiklerim geliyor. Çoktan çok azdan sen git. Çünkü kış benim yaz daha senlik. Ölüm bir dram ama bana şenlik. Çoktan ben azdan sen git. Artık size kanmam. Hepinizden tiksiniyorum. Ayrıca elimde kan var. Bu çukur beni tam dibe çekiyor. Kurtarabilecek yok mu ahali? Evet arkadaşlar kuşlarımızı attık. Maşallah bayağı bir eşleşme var hemen hemen. Bakın erkekler kovalamaya başladı dişileri. Orada da gördüğünüz gibi. Beyza kapıyı tutsana şöyle. Ya da önüne kafesi koy ver azıcık. Biraz dışarıdayım ben. Şuradan bir kovalayayım. Arkadaşlar yerlerine alışmaları için bunu yapıyorum. Bilginiz olsun. Şöyle önüme de bakayım. Ayağımın altında kalmasın hiçbiri. Gördüğünüz gibi bayağı şey var. Bayağı kuş var. Arkadaşlar kamera daha az çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Ekleyeyim arkasına. Kamerada az görünüyor kuşlar. Ama bayağı kuşumuz var bilginiz olsun. Bayağı az görünüyor ama kamera arkadaşlar olağanüstü yani. Maşallah. Şu an sayımızı da söyleyeyim. Hemen hemen erkekle dişi eşit arkadaşlar tahminimce. 20 dişi. 10-12, 15 erkek vardır. Dişi sayımız artacak ama gördüğünüz gibi yumumuz bayağı hareket ediyor. Salmanın iyi yanları, kötü yanları, getirebileceği rahatsızlıklar, yani aklınıza ne gelecekse onları arkadaşlar sorabilirsiniz. Onları da cevaplayacağım diğer videolarımda. Bu salmamın yapılış videosunu izleyeceksiniz zaten. Onu talaş yiyorlar arkadaşlar şu an. Talaşla oynuyorlar. Zaten yavrudan yeni çıkma 5 aylık 6 aylık kuşlar olduğu için gelen normal. Salmamızdaki yaş sınırı şu an arkadaşlar 5 aylıkta yükselerek gidiyor. En büyüklerini de söyleyeyim. En büyükler de Jumbo'muzdur. Jumbo erkek ve dişimiz şurada gördüğünüz. Onlardan arkadaşlar kafes alacağım. Biraz hareketlensinler diye buraya koydum. Bilginiz olsun. Bu arada mantolu ve Japonez çiftimizi de buraya attım. Artık onları da satmayacağım. Bilginiz olsun. Yepyeni bir sezon bizi bekliyor. Şöyle bir de fotoğraf alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herkese hayırlı resimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bu videoyu da beğenin arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Hemen hemen hepsi hareketleniyor. Şu an yerlerine alışıyorlar. Onu da söyleyelim. Ondan dolayı bir çiftleşme gerçekleşmeli. Ama ilerleyen zamanlarda siz de göreceksiniz. Zaten yuvarlıkları dolduracak. Herkese hayırlı resimler dilerim. Videoyu beğenin. Sesler tükeniyor halim. Sesler bakıyor mahalli. Bu durumdan utanın bari. Artık size kanmam. Hepinizden tiksiniyorum. Ayrıca elimde kan var. Bu çukur beni tam dibe çekiyor. Kurtarabilecek yok mu ahali? Ses ver tükeniyor halim. Sesten bakıyor mahalli. Bu durumdan utanın bari. Artık size kanmam. Hepinizden tiksiniyorum. Evet arkadaşlar. Kuşlar ufak tefek yuvarlıklara girmeye başladı. Bir saat oldu koyalı. Yerlerine bayağı alıştılar. Yuvarlıkların önüne de ben böyle şey çaktım.
Gördüğünüz gibi hepsi birer yuvalık aldı. Yuvalıklarımız eksik şu an arkadaşlar. Yuvalıklarımızı tamamlayacağız. Ama yuvalıklarımız az. Neden az arkadaşlar? Komple o sıraya, bir alttaki şu sıraya arkadaşlar gene dizeceğim. Neden baş arkadaşlar? Mesela burada bir takımımız var örneğin. Mesela bakın buradaki takımlarımız var, yerli takımlar. Şöyle göstertelim. Bu yerli takımlar arkadaşlar hala atmadı. Çünkü neden? Nedenini de göstertelim. Şu an yavruları var. Yavrularla kuş alıp salmaya koyamayız arkadaşlar. Ondan dolayı bu yavrular yeme düşmeye başlayacak. Mesela şurada 4 takım var. Sarı, kırmızı, gözler, sarı, DP olarak. Burada 3 takım var gördüğünüz gibi. Onları da alıp yuvalıklarıyla beraber oraya koyunca burada tertemiz olacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar yumurtalı olduğu için kuşlar, yavrulu yumurtalı olduğu için alıp dizemiyorum, hepsini koyamıyorum. Onu da söyleyeyim tekrar. Yani demek istediğim 20 gün içerisinde tahminen 20 hepsini buraya koymayı başaracağım. Hepsini yani 20 gün içerisinde koyacağım. Gelelim buraya. Buraya arkadaşlar 45'lik pahalı kafesler var. Yani daha büyük, daha geniş. Onları koyacağım. Onlarla da 45'lik amacı şuradaki Çekoslovak olsun, iri Çekoslovak. Jumbo olsun, İngiliz olsun, bu kuşlarımı koymak. Onu da söyleyelim. Mesela İngiliz takımı. Yumurtalı olsa bile kafesten kafese geçince sıkıntı yapmaz benim kuşlarım da. Dediğim gibi arkadaşlar kafesten salmaya kuş alınmaz. Şöyle ufaktan içeriye de gireyim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bayağı yuvaların içerisinde de kuş olması gerekiyor şurada. Bir yana geçmişler. Yok, burada da yoklar. Bakalım ilk yumurta gelmiş arkadaşlar. Maşallah öğlen koydum. Akşam ilk yumurta gelmiş. Demek ki bunlar salmaları çiftleşmiş arkadaşlar. Kesinlikle şu takım çiftleşmiştir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kesin yani. Çünkü onlar giriyordu. Fazla giren yok zaten. Salmanın avantajlarından da yeri gelince bahsedeceğim arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle çekelim. Çıkmasınlar. Onlardan falan bahsedeceğim. Hem salma üretimi sizlere göstereceğim. Hem ben yaşayarak göreceğim. Bilginiz olsun. Ondan dolayı salma üretime geçtik. Sizlere daha iyi hizmet verip daha iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar hep beraber. En üst kat bu gördüğünüz kat ve bir altına salma koyacağız arkadaşlar. Yuvalık koyacağız pardon. Buraya tel çekmemin amacı ne olursa olsun kuş kaçırmamak ve bit, başka toz bir şeyler gelmesin arkadaşlar. Ondan dolayı öyle yaptık. Bilginiz olsun buraya. Dediğim gibi arkadaşlar üretime geçtik. Bakalım nasıl verim alacağız. Bu arada bu tahtaları da önüne çaktım. İlerleyen zamanlarda zaten videolarımdan göreceksiniz cevaplarımı. Neye dikkat etmeniz, ne yapmalıyız. Altımız talaş. Gördüğünüz gibi altımız da talaş arkadaşlar, onu da söyleyelim. Şimdi de oraya girdiler nedense. Yani salma üretimi biraz geçtiği için kuşlar biraz şaşırıyor tabii. Başkası mı yumurtladı acaba diyeceğim. Başkası da yumurtlamamıştır sanmıyorum. Başkasını yumurtlayacağını arkadaşlar. Her tarafa da yumurtlayamazsın. Güzelim. Şöyle bakıyoruz, burada yumurta yok. Dediğim gibi arkadaşlar. Onlar yumurtlamıştır genellikle. Çok girdiler çünkü. Salmam böyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ağacımızı kestik. Bugün pazar, yasak var ama yapacak bir şey yok. Kuşlar için değer mi? Değer. Bakalım güzel duracak mı? Belki başka bir ağaç keselim. Pek beğenemedim. Dediğim gibi dostlar bir bakarım. İsmail Duran abimiz yapmış. Sağ olsun. Nasıl duracak görelim.